canlı bir yer. Çok çok iyi bir yer. Dolayısıyla burada misafirler var. İyi günler Medya Berlin izleyicileri. Bugün Berlin'de Anadolu yemeklerinin örneklerini sunan bir restoranttayız. Restoranın sahibi Enver Akkuş'la beraberiz. Enver Bey burada büyük bir yatırım yaparak Anadolu yemeklerini, lezzetlerini Berlin'deki Türk vatandaşlarına sunmaya hazırlanıyor. Evet Enver Bey, kendinizi tanıtır mısınız arkadaşlar? Nerelisiniz? Ben Nevşehirliyim. 91'de Almanya'ya geldim. İşte 2003'te bu gastronomiye girdik. İşte şimdi bir kahvaltıdan başladık, işte kuru yemişten. Nihayetinde bugün hani Berlin'de olmayan bir şey yapayım dedim. 2 tane 2,5 metre çapında bir tane, 2,5 metre çapında bir tane. 2 tane odunlu fırın kurarak birinde 2 metrelikte bütün Türkiye'nin yöresel pide çeşitlerini, öbürün büyük fırında da bütün güveciydi, çömlek kebabıydı, ters kebabını, işte ondan sonra kilis kebabına varana kadar bütün, yani her şeyimiz hiçbir zaman mutfakta tencerede pişmiyor. Hepsi tepsilerde hazırlanıyor, bakır tepsilerde. Pidemiz pide fırınında. Tepsi kebaplarımızda, büyük fırınımızda, odun ateşinde pişiyor. Hani ben istedim ki hani bir değişiklik olsun, bir Anadolu mutfağımız olsun. Şimdi insanlarımız döner yemekten, Adana kebap yemekten, hani herkese saygım vardır yani. Onlar da bir sektördür, onlar da bir gıda iş yeridir. Ama herkes onu yapıyor, işin kolayına kaçıyor. Ben zor olanına talip oldum. İnanın sana, sadece şu fırının müsaadesini almam 5 ayımı yedi. Evet, Almanya'da. Ama Almanya'da, çünkü burada bürokrasi bir, vay bunun içinde o postu, gazı yedi, ölçümü de, şeysi yedi, ne kadar işte yapıyor. Bunu sorumluluğunu üstlenen fırın. Çünkü bu Almanya'da olmayan bir şey. 2 tane büyük fırın var. Evet. Bir sürü odunlu fırınlar var. 1,60 çapında öyle. Hani ben bir insanlığa, ben hizmet etmeyi seviyorum yani, para kazanmaktan ziyade. Genelde Orta Anadolu yemekleri değil mi bu yaptıklarınız? Doğrudur yani. Antep yöresinin, bizim Nevşehir'in testi kebabı, çölmek kebabı, güveciydi. Ondan sonra tavasıydı. Onlarla Nevşehir, Anadolu ve Güneydoğu'nun, Antep yöresinin ağırlıklı bizde. Beyran çorbamız var, orijinal. Kişiye özel hazırlanıyor. Bizim kelle paça çorbamız böyle pişirip bir kazana koymuyoruz. Sipariş geldiğinde kişiye özel beyran ocağımızda pişirip veriyoruz. İstiyoruz ki yani. Bizler yapıyordu yani, kişiye özel çorba anında yapıyor. Kişiye özel yani, siparişini veriyorsun, öyle kepçenin kazandan doldurayım, yok yani. Evet. İçinde hani beyran çorbası, hani İçinde incik kebabı, incik eti, yani pirinci. Yani iyi yemek isteyenler burada biraz bekleyecek. Ya beklemesi şu var, tepsi kebapları 25 dakikada falan çıkıyor. Ama onun öncesinde işte peyniriydi, tereyağıydı, ekmeğiydi, bir ön şey veriyoruz, atıştırmalı. Evet. Ondan sonra da yani 25 dakikada falan tepsilerimiz çıkıyor inşallah. Peki Berlinlere lezzet anlamında bir garanti verebiliyor musunuz? Yani gelenler parmaklarını yiyecek mi burada? Ya vallahi büyük konuşmaktan Allah'a sığınırım ama benim olduğum bir yerde de hamdolsun bugüne kadar bir lezzetsiz, kalitesiz bir şey olmadı. Peki yani hangi sınıfa hitap ediyorsunuz? Yani herkes gelebilir mi buraya? Abi ben, gerçi fiyatlarımız misal yani, dükkanın içi girdiğin zaman bakarsın ki lüks restoran, dışarıdan baktığın zaman girmeye korkarsın. Ama içeri girip fiyatları görünce de dersin yani, ya o kadar da korktuğumuz gibi değil. Normal bir imbis restoran fiyatıdır. Hani insanlarımız yesin yani. Evet. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Pandemi döneminde yaşanan zorluklardan önümüzdeki süreçte etkilenme olasılığınız var mı? Gerçi ben burada baktım, oturma yerleri böyle özel, herkes bir arada değil de aralarda şeyler var. Ya yani... bizim aralara ben genelde hem müşterilerimiz rahatsız olmasın, sağa sola baktığında ne yiyor, ne içiyor, rahatsız olmaması için aralarında Selçuklu motifli CNC oymalı bölmeler yaptırdım. Evet. Ha, pandemi gelirse ben ne yaparım? Fibers klasına 70 santimi uzatırım. Öyle olur ama bu saatten sonra Almanya dükkan kapatacağını zannetmiyorum. Evet. Ha, şunu yaparlar, 2 tane aşısını gösteren buyur her yere girsin deyin. Evet. Milleti aşıya zorlarlar yani. O olur yani. Evet. Yani rızkı veren Allah'tır yani. Evet. Biz çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Herkese saygılar, selamlar. Sağ olun. İçeriden medyaya doğru bakabilir miyiz? Bana bak. Arkadaş arıyor da. Başkanım. Arkadaş arıyor musun?